Mazharla ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişler. Bu evlilik başta mazharla ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbette. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıbe Hanım ve görümcesi Firdevs'le şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elbette. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım, bu benimki hayaldir. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüyadır. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Dur bakalım, bu sefer seni kendi yöntemlerimle değil de güzel bir şekilde uyandıracağım. Claudio, Claudio'cum, Claudio. Türkiye bitti, yurt dışına açıldın ha? Claudia ha, bütün sözlerimi geri alıyorum. Seni asla güzel bir şekilde uyandırmayacağım. Ruhsar, dur. Ben durduruyormuşum, ben Claudia durdursun. Saçmalama, ne Claudio'su? Ne Claudio'su olduğunu sen daha iyi bilesin. Claudio diye sayıktan ben değilim herhalde. Al Claudio, bak gel. Malzemesi, bak istiyorsan bak. Oh be. Claudio rujları, Claudio allık, Claudio far, Claudio spray. Bütün bunlar için sabaha kadar uğraştım, durdum. Maalesef hiçbir halt bulamadım. Evet sevgilim, masummuşsun. Affedildin. Ya affedilmişim. Asıl ben seni affediyor muyum bakalım. Günaydın Mazhar. Günaydın Önder Bey. Sabaha kadar uyumadığına göre Claudio makyaj malzemeleriyle ilgili dahiyane reklamlar hazırlamışsındır herhalde. Hazırladım Önder Bey. Hazırladım sayılır da nasıl desem hazırladım. Evet Mazhar Bey, sizi dinliyorum. Bravo,
Bravo, müthiş! Kadın makyaj malzemeleriyle bir erkek makyaj yapıyor. Dahiyane bir buluş. Sabaha kadar uğraştım bunu bulabilmek için Önder Bey. Seninle gurur duyuyorum evladım. İçindeki bu devrimci güçle renklam piyasasında müthiş şeyler üretiyorsun. Sağ ol. Hadi sana izin veriyorum, git evine yat ve uyu evladım. Peki, iyi sabahlar Önder Bey, iyi sabahlar. Aman 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 maşallah, pek de hamarat canım, pek de hamarat, öyle değil mi? Aferin kızım Nurcullum. Ben zaten hep böyle temizliğe meraklı bir gelinim olsun isterdim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben zaten temizlik için yaratılmışım. Ben kendimi güzel rüyalarımda bile temizlik yaparken görüyorum. Pek güzel, pek güzel. Bak şu köşede de bir leke var, ondan ver. Ne oldu Reyhan? Dışarıda yağmur mu var? Hayır, yağmıyor. Niye sordun ki? Islaksın. Şimdi hatırladım. Evimi sıvazsa da o yüzden ıslan. Ne güzel. Eviniz kim bilir ne kadar tertemiz olmuştur. Yeni bir temizlikçi mi tuttunuz Venkıbe Hanım teyze? Hayır. Yani... evet. Ama... lakin fakat öyle değil zaten aslında. Ben Menkıbe Hanım teyzenin oğluyla evleneceğim de. Menkıbe Hanım teyzenin oğluyla mı evleneceksiniz? Ben de Menkıbe Hanım teyzenin oğluyla evleneceğim. Menkıbe Hanım teyzenin demek bir oğlu daha varmış. Reyhan, sen istersen şimdi git de sonra gelirsin kızım. Yani şu anda pek müsait değiliz. Bak, temizlik falan var. Ya ama nereye gideyim ki Menkıbe Hanım teyze? Evimin her tarafı sular içerisinde. Ben kurbağalama yüzerek salondan mutfağa doğru ancak yarım saatte gidebiliyorum. Kelebekleme yüzmeye bilmiyorum ki. Anlıyoruz Reyhancığım ama bizim de özel işlerimiz var. Onun için seni misafir olarak kabul edemeyeceğiz. Ama ben nereye gideceğim ki Firdevs'cim? Dur düşüneyim. Kuvvetli saç kurutma makinesi olan tanıdıklarım vardı. Fitnat teyzeler, Fitnat. Ama Fitnat teyzeler de çok cimri. Onlar da elektrik gitmesin diye birbirlerinin saçlarını hohlayarak... Yürü! Ben yorgunluktan, uykusuzluktan canım çıktı. Yani uçarak getirseydin ölür müydün be Ruhsar? Birincisi ben zaten bir ölüyüm. İkincisi de güçlerimi öyle panayır sihirbazları gibi kullandıramam canım. Beni sabah uyandırma muzurlukları ne oluyor? Alçak mı? Neyse, neyse. O kadar yorgunum ki... Hemen yatağıma uzanmak istiyorum. Ay yatağım, yatağım. Benim güzel yatağım. Sana şöyle bir yatayım, rüyalara dalayım. Şuna bak, be yatağı için bile şiir yazıyor. Bana bir kerecik bile şiir yazmadın, hatırlatırım. Öyleyse şimdi ben de kendime şiir yazdırayım bari. Yani Ruhsar... Beni öyle şaşırtıyorsun ki bir gün iyileşmem için şok gerekse hiçbir şey beni şok edemeyecek ha. Geldim, geldim, geldim. Anlaşıldı. Beni uyutmayacaksınız ha. Allah bilir o bodur kanka gelmiştir. Ne var be, ne var, ne istiyor? Reyhan, kız bu ne hal? İslamlısın. Mazhar Bey ya, Mazhar Bey. Meğer Kuzey Anadolu sel attı, benim evimin altından geçiyormuş. Kuzey Anadolu sel attı mı? Hoppala, bir bu eksikti. Yani yakında başımıza Kuzey Anadolu yangın hattı çıkarırlarsa hiç şaşırmam ha. Ya Mazhar Bey ne olur evimdeki sular gidene kadar burada kalayım. İnanın hiçbir artçı niyetim yok. Reyhan saçmalama ya, kalacak başka bir yer mi yok? Ben bekar bir erkeğim. Ne bileyim adımız madımız çıkar. Peki nereye gideyim Mazhar Bey? Benim hiç kimsem yok. Yağmurda ıslanmış yavru kediler gibiyim. Bana hiç acımayan mı falan? Ya. Peki peki tamam kalabilirsin Reyhan ama... kuruyuncaya kadar. Bak kuruyunca gideceksin. Niye kal diyorsun bu salağa be? Burası ıslak esirge mi kuru mu? Hayatım görmüyor musun? Zavallı sırılsık lan ıslak. Ya hasta olursa ya kafayı da üşütürse. Dur bakalım evimi bir arayayım. İtfaiye evimdeki suyu boşaltmış mı acaba? Gördünüz mü Mazhar Bey? Evimdeki sular boşaltmamış. İtfaiye de gelmemiş. Ay üf, yine yağmurlar kesiliyor. Elektrikler bile bu kadar kesilmiyor be. Hadi ben gidiyorum. Güle güle hayatım, güle güle. Allah'ım ya. Kız neler yaptı? Ah canım, ah canım.
Temizlik önemli tabii ama bu kadar da üzerinde durma istersen Nurcullu. Teşekkür ederim. Olur mu hiç Menkübe Hanım teyze? İnsan oturduğu koltuğu temizlese hiç kirli yer kalmaz. Mesela ben 20 yıllık çöp vergimi bile yatırdım. Aman hizmette bir aksama olmasın diye. Ama yine de bu kadar temizlik abime fazla gelebilir Nurcullu. Nasıl yani? Mazhar Bey pisliği mi seviyor yoksa? Olur mu canım? Yani her şeyin fazlası insanı bıktırabilir. Her gün baklava börek yesen ondan da bıkarsın. Temizlikten bıkılmamalı. Herkes çöp vergisini zamanında yatırmalı. Mesela çantamızda Ayşe teyze gibi çamaşır suyuyla dolaşmalı. Elektrik süpürgesi durmadan çalışmalı. Sevgili ve değerli ruhlar, biliyorsunuz yeni bir yıla girerken geleneksel olarak yapılan yılın ruhu yarışması birazdan başlayacak ve yılın ruhu seçilecek. Bu yılki yılın ruhuna ne ödül verilecek acaba? Bir günlüğüne yani 24 saatliğine fani olma ödülü verilecek. Ay ciddi mi? Ay, fani olmak ha? Yani yeniden dirilmek müthiş bir şey bu. Susalım arkadaşlar. Lütfen susalım. Şimdi yılın ruhunu açıklıyorum. Lütfen arkadaşlar. Sessizliğe davet ediyorum. Baha, what is this? This is a çaydanlık Mazhar abi. Ne çaydanlığı lan? Dangalak mı ha? Ne çaydanlığı? Aç bakayım. Aç, aç, aç. Tabii. This is a bank. Bank mi? Ya. Nasıl olur Mazhar abi ya? Şöyle olur. Banka müşterilerine çay ikram ediyor. Çayı nasıl yapıyor? Çaydanlıkta yapıyor, ondan sonra ikram ediyor. Bu durumda ne oluyor? Ne oluyor? Bu çaydanlık bank oluyor, sen de bunu bilemeyen saloz oluyorsun. Tabii canım, bir telefon diye yıllardır bildiğimiz şey banka çıkarsa... ...çaydanlıktan tapu kadastro dairesi bile olabilir yani. Lan anarşistlik yapma, terörist acele. Aç, 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 aç. Terbiyesiz. Aç, aç, aç. Şu telefona bakar mısın? Hayır. Repeat after me. This is a bank. Alo, this is a bank. Buyurun, Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı'nın tabelası kafana düşer inşallah. Firdev sen misin? Evet benim. Konuşma özürlü Müfit Bey. Tamam, tamam, tamam. Sinirlenme. Firdev sakin ol lütfen. Merak etmeyin. Bir apartman dolusu apartman sakininden daha sakinim Müfit Bey. Lütfedip abimle ne zaman konuşacaksınız onu merak etmiştim. Hayır, siz konuşmayacaksınız. Konuşmak isteyenler var da. Hayır, hayır, hayır. Kesin konuşacağım Firdevs. Yani bak, hatta bülbül gibi konuşacağım bu sefer. Yani belki İngilizce bile konuşabilirim Firdevs. Hadi bakalım, inşallah. Bekliyorum Müfit Bey. Baha, Baha. What is this? This is a... ayakkabı. No ayakkabı. Aç elini, aç elini. No ayakkabı. This is a bank. Bank mi? Bank. Tabii ya. Eşek kafam işte. Koskoca ayağı giyilen bankaya nasıl ayakkabı dedim? Hayret bir şey ya. Bana bak, isyan çıkarma, isyan çıkarma. Ha. Kanka bir şey konuşacağım. Tamam, siz çalışmaya devam edin. Geliyorum. Ha, bir şey mi konuşacak? Ne diyecek? Ne diyecek? Durun dinleyelim. Hep beraber dinleyelim. Evet. İyi, gel. Evet. Kanka ben var ya ben. Sen var ya sen. Ben her türlü yardıma hazırım kanka. Sen sağ ol. Bir şey olursa... Sağ ol canım, şimdi ders çalışıyoruz. Tamam yani. Tamam. Baha! Baha! What is this? This is a... this is a ventilator. Evet, şimdi bir sempati ruhu Sayın Ruhi Özkesper. Evet. Çok güzel. Ah, tebrik ederim canım, tebrik ederim. Evet, şimdi de geldi sıra yılın ruhuna. 1999-2000 yılı, yılın ruhu. Hatta bir yılın milenyumu. Açıklıyorum, evet açıklıyorum. Ruhsar Mahmutoğlu! İki dünya arasında güzel bir köprü oluşturan, kısa zamanda küçüklerin sevgisini, büyüklerin de saygısını...
yarısını kazanan Ruhsar bu ödüle layık görülmüştür. Tebrik edelim Ruhsar'cığım. Tebrikler Ruhsar'cığım. Tebrikler. What is this stupid baha? Dur, bu sefer bildin mi Fit abi? Ha. Bu banka, yani this is a bank. Hayır, hayır, hayır. Ne bankası salak herif? This is a bottle. Yani bu bir şişe baha. Ya abi bu İngilizce ne manyak bir dilmiş ya. İnsanın maymunu diyor abi ya. Bank işte ya. Ben geldim. Aa, ruhum hoş geldin. Dur, dur konuşma. Telefon alayım şuradan. Bil bakalım ne seçildim. Aa, yılın ruhu, ruh güzeli mi seçildi? Yılın ruhu seçildim, yılın ruhu. Yılın ruhu bu, ne demek o ya? Çok güzel bir ödül kazandım kocacığım. Tam bir günlüğüne fani olma ödülü. Nasıl ama? Fani olma ödülü mü? Ne demek oluyor şimdi bunun sen? Yani senin gibi etten kemikten bir canlı olacağım, canlanacağım. Canlanacak mısın? Ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Ay, fani olmayı o kadar özlemişim ki. Ruhum, ben de senin fani halini, etten kemikten halini o kadar çok özledim ki. This is a bank. What is this, Baha? This is a bank. What? What is this, Baha? This is a masar abi. Yes, this is a masar abi. Aşkım, yarın ne yapalım sen söyle. Aa, yarın senin günün. Ne istiyorsan onu yapalım. Söyle bakalım, ne yapalım? Ne mi yapalım? Eskiden sağlığında gittiğimiz yerlere gidelim mi? Olur canım, gidelim. Sokaklarda simit yiyelim, vapurla evin önüne geçerken martılara simit atalım. Sinemaya gidelim, hamburger yiyelim, her şeyi yapalım. Canım benim, canım. Bu söylediklerini ben de çok özlemişim ama doğrusunu söylemek gerekirse sensiz yapmak hiç içimden gelmiyordu. Ay daha şimdiden çok heyecanlandım kocacığım. Görüşürüz aşkım. Geldim, geldim. Geldim. O zili koparacaksın ben. Geldim. Merhaba, ne haber? İyidir. Kanka, merhaba. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş kanka, seni dinliyorum. Evet. Kanka. Ne var? Ben var ya ben. Evet, sen var ya sen. Ben var ya ben kanka. Evet oğlum, sen var ya sen, anladık ne oldu? Ya ben var ya ben. Allah'ım çıldıracağım oğlum, sen var ya sen, tam söyle ne? Ya yani bir ihtiyacın olursa ben sana yardım etmeye hazırım. Aa, tamam mı? Canım benim, tamam, yok, yok, yok. İhtiyacım yok. Senden istediğim hiçbir şey yok, merak tamam, etme. Yani ben öyle bir uğrayayım. Tamam, hadi hadi ben gidiyorum. Hadi güle güle kankacığım. Ya, sen bir puansın bu yani arada. Ben var ya ben, yani ben salak. Yok, 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 estağfurullah, ben salak değilsin. Sap salaksın sen. Mazhar Bey, ben var ya ben. Hayda, bu herkese bulaştı galiba. Ben var ya ben hastalığı. Ne oldu sen var ya sen, ne oldu sana Reyhan? Biliyor musunuz, benim evimdeki bunlar hala duruyor. Daha bir şey yapmadın mı? Yaptım. Akvaryumcuya gidip oradan 10 tane kırmızı Japon balığı alıp onları salona bıraktım. Ya Mazhar Bey, ne olur sizin evinizde kalmama izin verin. Olmadı, mümkün böyle bir şey. Mümkün değil, mümkün değil Reyhan. Ya niye? Niye mümkün değil? Benim sokaklarda yatıp kötü yollara düşmemi istiyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Sonra ben erotik bir kız olup karşınıza dikim dikim dikilirsem görürsünüz siz. Tamam, 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 tamam. Kalabilirsin Reyhan, kalabilirsin. Ol! Bağırma, dibinde. Mazhar Bey, eğer izin verirseniz ben evdeki eşyalarımı alayım, onları kuru kurulamacıya götüreyim, oradan da kuruturayım. Ne dersiniz? İzin ne demek Reyhancığım, tabii ki gidebilirsin. Eğer izin verirseniz evdeki Japon balıklarımı da görüp onları özlediğimi belirtip onları da görüp geleyim, olur mu? Ay tamam, istiyorum gelmesin, gelmesin. İşte geldik Ruhsar'cığım.
Ruhsarcığım, ruhum, canım benim. Hoş geldin. Gözüm teyze, hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Ruhunuz bu sefer ruh olarak değil, bir fani olarak geldi Mazhar Bey. Evet Ruhsarcığım, 24 saat süreyle artık sen bir fanisin. 24 saat sonra tekrar ruh haline dönüşeceksin. Sana iyi eğlenceler hayatım. Teşekkür ederim gözüm abla. Bir şey değil canım. Aşkım, ben de etten kemikten bir canlıyım artık. Bak. Gelin senin etini kemiğini. Dur şu senin fani oluşunu biz bir kutlayalım. Ne yapalım? İşte. Mine kuşumun annemiz, evi de burası. Annemin sesi. Annemin sesi. Bana bak şimdi sen onlara görünür durumda mısın? Evet, 24 saat boyunca beni görebilirler. İyi, çok güzel. Kal oğlum. Dur, bir sakın sen öyle durma. Yatak orası. Menkıbe Sultan geldi. Abi baksana kimmiş. Evlenmek istemeyeceğim birini tanıştırmaya getirdiniz. Nasıl? Bildin değil mi? Nur Cillop'la bir tanışsan onun hayatının kızı olduğunu hemen idrak edeceksin. Nur Cillop temizliğin kitabını yazmış. Ya. Kitabını. İyi, imza ya. Gününü söylesin, gidip kitabını imzalatayım ya, bari. Aman dalga geçmeyi bırak canım. Nur Cillop öyle avantajlı bir kız ki senin arabanı bile her gün pırıl pırıl yıkar. Allah Allah, tövbe yarabbi tövbe. Anne duyan da dünyanın en pis herifini evlendirmeye çalıştığını zannedecek. Ne kadın kokusu? Saçmalama, sana öyle gelmiş. Kendi kokunuzdur ya. Siz kokuyorsunuz, olur. Yo, benim burnum asla yanılmaz. Ha? Bu evde yabancı bir kadın kokusu var. Var. Uyuyan aslanı uyandırdın ya. Yok anne, inanma. Saçmalıyor. Anne, nereye gidiyorsun öyle av köpeği gibi ya? Anne. Benim burnum asla yanılmaz demiştim, değil mi size? Buyurun. Burada vallahi bir kadın var. Kim bu? Kim bu? Ne demek kim bu canım? Tanımadınız yani. Tanımıyor musunuz? Hoppala. Ay nereden tanıyalım Mine kuşum? Tanıştırmadın ki tanıyalım. Peki tanışalım o zaman. Benim adım Ebru. Ay çok memnun oldum Ebru kızım. Ben de Masar'ın validesi Menkıbe Mahmudoğlu. Bilmem Mine kuşum sana söyledim ama bizim soyumuz ta Osmanlı hanedanına dayanıyor. Söyledim canım. Söyledi efendim. Ya söylemişim değil mi? Ebru. Ben de abimin kız kardeşi Firdevs. Memnun oldum. Ben de. Masar Bey size hiç benden söz etti mi? Kendi aramızda nişanlandığımızdan filan. Ya. Demek nişanlısınız ha? Bu demektir ki yakında da evleneceksiniz. Evet efendim, kısmetse evleneceğiz. Çok iyi düşünüyorsunuz, fevkalade düşünüyorsunuz. Ay, biz içerideki şu Ayşe teyzeyi hemen sepetleyelim de gitsin. Tamam, hadi. Hadi anne. Hadi Ebru, hadi. Masar Bey. Nur Cillop. Nasıl? Masar Bey'in salonundaki yeni bahar kokusunu duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz kızım, duyuyoruz. Bak Nur Cillop, ben düşündüm de yani Masar sana göre değil. Evet Nur Cillop. Hem abim çöp vergisini bile yatırmaz, öyle değil mi anne? Ya. Hem aramızda kalsın, 6 ayda bir yıkanır. Ya. Yani kısaca kirli yaşamayı sever. Pistir pis abi, çok pis. Ya. Ay sağ olun, iyi ki söylediniz. Öyleyse ben müsaadenizle hemen gideyim. Müsaade senin kızım. Hadi güle. Zaten benim persil yeşil adamla evlenmek lazım. Veya lekeleri kontrol eden Mehmet Ali Bey'le. Allah mutlu etsin. Çok güzel. Hadi kızım güle. Hadi yavrum güle. Aman hiçbir şey kalmasın. Ay bunu da götür. Ebru sen şuraya otur. Hayır, inşallah temiz birini bulursun. Hayır işte ne yapacaksın? Hadi. Oh be. Ben geldim. Ay. Hadi. Ay birini gönderiyoruz, öbürü geliyor canım. Aa, bu kim? Yoksa Mazhar Bey'e yeni bir gelin adayı mı buldun sen? Bak Reyhancığım, bu bayanın adı Ebru. Abimin nişanlısı olurlar ve bilmek istiyorsan abim kendi çabalarıyla bulmuş. Hayır, inanmıyorum. Biliyorum, beni kandırıyorsunuz. Mazhar Bey, sizi son kez uyarıyorum. Derhal bu Ebru'dan ayrılıp benimle nişanlanacaksınız. Yoksa bence bu asrın hatası olur. Bana bak Reyhan, sevenlerin arasına girme. Sonra aralarında tost olursan karışmam valla. Olurum. Evet Reyhan, Ebru ile biz birbirimizi seviyoruz. Öyle değil mi Ebru? Evet. Hı. Peki ama en azından evimdeki sular çekilinceye kadar izin verin burada kalayım. Ay saçmalama Reyhan. Yeter ama ben buna razı olduğuma dua ederim. Yoksa evime gidip oturma odasında kendimi boğularak intihar ederim. Ay anne, nasıl ki depremle yaşamayı öğrenmek zorundaysak bu salakla da yaşamayı öğrenmek zorundayız galiba. Salak. Evet. Aynen öyle. Benimle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
ver, aldırma hayatım. Bize bir zararları yok ki. Öyle yanı başımızda köz köz oturuyorlar. Hmm. Ay maşallah, maşallah. Pek de yakıştılar birbirlerine. Mahmutoğlu sülalesine sürü halinde dolaşıyoruz. İdare et be karıcığım. O da ne yapsın işte mürüvvet özlemiyle yanıp tutuşan bir anne. Bu güzel günümde sevdiğim insanla olacakken bunlara tahammül edemiyorum. İşte biricik gelinim Ebru için neler hazırladık neler. Ben de yardım ettim. Bir nevi aşçı yamaklığı yaptım. Sus bakayım. Senden olsa olsa aşçı yarım yamalaklığı olur. İşte annemle benim bir numaralı spesiyalitemiz ıspanaklı börek. Aa ne güzel. Senden önceki rahmetli ama cadaloz gelinim ıspanaklı böreği hiç sevmezdi. Aman cadaloz zaten neyi severdi ki? Aa neden öyle diyorsunuz ama ölünün arkasından konuşulmaz. Öyle öyle ama sen de onun kaynanası olsaydın bana hak verirdin. Evet Ebru'cum. Ruhsar'ı sen de tanısaydın bizimle aynı fikirde olurdun. Cadılıktaki son nokta Ruhsar'dı. Gerçi sima olarak biraz onu andırıyorsun ama aman 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 ruhun benzemesin o cadaloza. Ay aman. Aa yeter artık be. Ruhsar Ebru Ebru bir dakika Ebru. Ay bence kesin evlenecekler. Görmedin mi Ruhsar'dan söz edince nasıl da kıskandı. Ay evet anne şimdiye kadar hiçbir gelin adayı abim bu kadar kıskanmamıştı. aslında ben çok kıskancımdır. En kıskandığım kişilerin başında da Mazhar Bey gelir. Şimdiye kadar ben size bunu hiç söylememiştim ama evet şimdi itiraf ediyorum. Ben Mazhar Bey'i kızım kızım kıskanıyorum. Evet evet. Ay saçmalama salak. Vallahi ciddi söylüyorum bak. Ben Mazhar Bey'i belini saran kemerden, parmağında taktığı yüzükten, kendimden, hatta onun kendinden bile kıskanıyorum. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım? Söyle şunlara, bir daha bizi rahat bıraksınlar. Yeter artık be! Onlarla olmak istemiyorum. Tam zamanında geldiler. Allah'tan sen saç makyaj falan tipi değiştirdin de yoksa bu işin içinden hayatta çıkamazdık ha. Of ya! Buldum. Ne buldun oğlum? Bu durumu kullanarak annenlerin seni evlendirme çabalarını önlemenin yolunu buldum. Hadi ya nasıl? Hemen evleneceğiz. Evlendikten sonra da bir daha seni evlendirmeye çalışmayacaklar. Eğer gelinlerde falan derlerse sürekli gezdiğimi söylersin. Bravo Ruhum. Çok akıllı ve zekisin. Gördün bak yeniden dirilmek sana çok yaradı vallahi. Hemen gidelim annenlere bu mutlu haberi verelim. Hadi ver, hadi gel bakalım gel. Tut elimden. Gel. Anne, anne. Ebru ile bizim size mutlu bir haberimiz var. Ha. Önce mutlu haberi verin. Zaten verecekleri bir tane haber var salak. Ay susun bakayım. Söyle minik kuşum nedir bu mutlu haber? Biz Ebru ile evlenmeye karar verdik. Evet hem de en yıldırım tarafından evlenmeye karar verdik. Yaşa yaşa. Aslan oğlum benim aslan oğlum. Nihayet. Osmanlı'dan gelen soyumuz devam edecek. Ama bunun nesi mutlu haber ki? Ben hiç mutlu olmadım. Ne yapalım Reyhan? Aradığım aşkı buldum ve evlenmeye karar verdim. Madem öyle buralarda durmak haram bana. Size evlilik hayatınızda mutluluklar diliyorum Mazhar Bey. Hoşça kalın. Eğer bir gün ameliyatla kız olup bir erkeğe aşık olursanız benim duygularım...
çok duygulandım. Aman canım boş verin. Şimdi hemen bu akşam bu işi halletmeliyiz. Ay canım aman pek de yakışıyorlar birbirlerine. Asrın son muhteşem nikahı olacak bu. Evet. Çalıyor. Alo. Ben Menkıbe Mahmudoğlu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biz bu akşam bir yıldırım nikahı kıydırmak istiyorduk da. Ya, mümkün değil demek. Peki tamam ne yapalım? Yarın sabah olsun. Tamam, adresi biliyorsunuz değil mi? Tamam, görüşmek üzere, iyi günler. Bu iş tamamdır. Ah benim güzel gelinim. Gel seni bir öpeyim. Öpmek mi? Elbette yavrucuğum. Sen benim masarımı nikah masasına oturtmayı başardın. Az bir şey mi yani? Bu Sibelcan'ın haber spikeri olmasından bile daha önemli. Vay canına anne, mutluluktan ne güzel espriler yapmaya başladın. Muhteşem abi. Bu konservenin üzerinde laf ömrü 5 ay yazıyor. 5 ay sonra bu konserveler ölür mü? Salak salak konuşma lan. Orada ne yazıyorsa öyledir herhalde. Hesap ediyoruz burada değil mi? 2 tane ekmek. Ondan sonra yarım ekmek daha ne ediyor? 2.50 ekmek ediyor. Ondan sonra yarım kilo beyaz peynirin pi sayısını alıp... ...sonra bunun kosinüsünü alıp... ...yok kosinüsüne bölüp... Ya 6 yumurtanın iç açılarını falan mı buluyorduk? Ne ediyorduk? Kafamı karıştırdın salak herif. Selamünaleyküm. Bana 2 kilo toz şeker versene. Toz şeker mi? Evet, toz şeker. Galiba sanırsam yani zinnedersem toz şekerimiz bizim kalmamış. Kesme şekerimiz var. Sizin eğer biraz vaktiniz varsa şöyle 1 saat oturun. Biz o kesme şekerleri keselim, ezelim. Toz şeker edelim, öyle verelim. Muhterem işleme başla hadi. Tamam muhteşem abi. Olur mu öyle şey kardeşim? Niye olmasın ki ne? Siz manyak mısınız? Hop. Lafını bil. Sensin manyak. Manyak oğlu manyak. Müşteriyim, veli nimetim dedim ama siz çok ileri gittiniz. Hem sen lafını bil de konuş. Teres. Yok ya. Lafımızı bilmezsek ne olacağımış veya ne olurmuş? Hadi eski günlerdeki gibi bakkaldan gazoz ve beyaz demiri alalım. Bakkalların bir takılalım. Sizi Bakkallar Federasyonu'na şikayet edeceğim. Sizi Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğim. Sizi Kofyanlar'a şikayet edeceğim. Kofyanımı bu işe karıştırma, fena olur ha. Anladın mı beni? Beyler ayıp olmuyor mu? Bu 2 salaktan şikayetçiyim. Siz de bundan şahitsiniz. Sen bana salak diyemezsin. Diyemezsin tamam mı? Diyemezsin. Sen bana salak malak diyemezsin. Yani, lütfen deme. Salak deme. Hadi eyvah. Adam öldü ya. Eyvah, beni kesin idam ederler şimdi. Nereye koydum ben onu? Şurada. Kıbraşmayın diyorum size. Sakın kıbraşmayın. Hayda, ne oluyor ya? Kıbraşmayın. Cinayeti gördüğünüz, şahit oldunuz. Kıbraşmayın. Ya şahitlik falan yapmayız. Bizi bırak gidelim be adam. Olmaz kardeşim. Siz şey oldunuz, şahit oldunuz. Kıbraşmayın. Vururum ha. Hele bu mesafeden ıskalayacağımı falan sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kıbraşmayın. Muhterem kardeşim, sen de benden sonra hemen dükkanı kapat ve beni takip et, tamam mı? Tamam, yürüyün bakayım. Nereye yürüyoruz be? Ya kıpraşmadan yürüyün. Kıpraşmadan. Bir dükkanımız var zaten, bilmiyorsun. Başlarım gününüze, kıpraşmayın. Ruşen'cim, Allah'ıma şükürler olsun. En sonunda masarım, minik kuşum evleniyor. Efendim? Yok. Bu sefer kesin. Asuman'la ailenin örnek evladı Sedat'ı da bekliyorum mutlaka. Müfit Bey, evlenmemiz sizi konuşmanıza kalsaydı... ...sadece bu sene değil, ömür boyu bekar gezecektik. Neyse ki abim kendiliğinden evlenmeye karar verdi de sıra bize geliyor. Ya Firdevs bak, yani inan konuşacaktım bak bu sefer. Yani ya Firdevs, vallahi çok azimliydim. İyi tamam. Abim evlenir evlenmez gelini öptüğü anda beni isteyeceksin. Anladın mı? Bekliyoruz mutlaka. Hoşça kalın. Oh be! Meğer insanın eşe dosta mürüvvet haberi verip de davet etmesi kadar güzel şey yokmuş bu hayatta. Sen öyle kiminle konuşuyorsun bakayım fısır? Ay kimle konuşacağım? Şeyle, Ruşen amcalarla konuşuyorum. Değil abimin mi? Nikahına davet ettim onları. Aman ne kadar güzel etmişsin. Güzel. Bana bak yalan söyleme. Ruşen amcalarla şu anda ben konuşuyorum. Öyle mi? Neyse dua et ki şimdi neşeli bir durumdayım. Yoksa fena halde canını yakardım ha, anladın mı? Münasebetsiz yalancı. Bana bak, sakın kaçayım filan demeyin ha. Yoksa sizi koltuk yerine sandalyeye bağlarım ha. Evet. Sonra bu rahatınızı kaybedersiniz. Evet. Manyak mısınız, nesiniz be? Bırakın da gidelim.
İşimiz gücümüz var ya. Olmaz, gidemezsiniz. İşlediğimiz cinayetin görgü tanıkları oldunuz. Evet. Çattık ya, hasbinallah. Ne olur bizi bırakın, zaten bir günümüz var. Bugünümüzü de böyle geçirmeyelim. Lütfen. Olaya tanık olurken bize mi sordunuz kardeşim? Hiç kusura bakmayın, vallahi sizi bırakamayız. O iki salağın yüzünden kalp krizi geçirdim. Hey! Kimse yok mu? Hey! Bana kapalı kaldım. Kimse yok mu? Hey! Kapalı kaldım burada. Kimse yok mu? Alo, polis imdat mı? Memnun oldum, ben de vatandaş Sedat. Burada bakkal dükkanında kapalı kaldım. Beni kurtarır mısınız polis imdat bey? Niçin anlamıyorsunuz? Benim ömrüm bir kelebeğin ömründen bile daha kısa. Bırakın da bugünümü doya doya yaşayayım. Yok ya, benim anlamda salak mı yazıyor? İyi bak muhterem, yazıyor mu öyle? Ya tamam dinleyin. Diyelim ki siz gerçekten bir cinayet işlediniz. Bize ne? Yani bundan bize ne? Niye cezasını biz çekiyoruz? Boşuna hiç çenenizi yormayın. Sizi serbest bırakmayacak. Peki bırakmayıp ne yapacaksınız? He? Hı, öldüreceğiz. Ne? Evet, saçmalamayın. Biz de zaten saçmalamayacağız. Öldüreceğiz. Ama nasıl öldüreceğiz onu bilemiyoruz işte. Allah Allah! Nerede kaldı bunlar? Şimdiye kadar evde olmaları lazım. Evet anne, abim bana erken geliriz demişti ama. Ha öyle dedi, ha öyle dedi. Ah geldiler galiba. Masa. Oo, nasılsınız Menkıbe Hanımcığım? Sağ olun, hoş geldiniz Gazan Bey. Hoş bulduk efendim, geçiyordum. Şöyle bir uğrayayım dedim. Hem Mazhar'ın bir halini hatırını sorayım, hem de varsa bir parçacık yemek yerim diye düşündüm. Mazhar evde yok Gazan Ferbeyciğim. Nişanlısıyla gezmeye gitti. Aa, Mazhar nişanlandı demek. hadi hayırlısı bakalım. Neyse, ben şu hava raporunu dinlemek istiyorum birazcık. Eğer Mersin'de havalar sıcaksa gider bir müddet orada kalırım. Böylece de yakacak masrafından kurtulmuş olurum. Flash. Büyük, büm büyük. Siz deyin İnönü Stadyumu kadar büyük. Ben diyeyim Titanic kadar büyük. Çok büyük haber merkezi tarafından hazırlanan ana flash haber bültenini sunuyorum. Sevgili izleyiciler, böylesi olay ancak Türkiye'de olur. İki salak bakkal dükkanlarına gelen bir müşteriyle tartıştılar. Tartışma kavgaya dönüştü. Müşteri düşünce öldü zanneden iki salak bakkal yanlarına iki tane masum rehineyi alıp kaçtılar. Allah Allah! Ne bakkallar var şu dünyada. Eskiden müşteri veli nimetti, şimdi rehine oldu. Kalk bakayım sen mutfağa, salatanı bitir. Ya muhteşem abi, benim canım sıkıldı. Biraz çizgi filmi seyredebilir miyim bari? Hey, aç bakalım. belki şirinler vardır. Ben eskiden şirinleri tutuyordum. Ama şimdi kötü adam olduğumuza göre ben Gargamel'i istiyorum. Değil mi muhterem? Sevgili izleyiciler, belki de bu iki salak bakkal yüzünden bizi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Diyecekler ki, kardeşim siz ülkenizdeki manyak bakkallarınızla uğraşamıyorsunuz. Avrupa Birliği için neyinize... Muhteşem abi, bu adam bizden bahsediyor. Günaydın salak. Baksana, perişan olduk vallahi billahi. Bütün Avrupa topluluğu bizim peşimize düşmüşler. Sözüm gerçekten salak bakkallara. Onlar kendilerini biliyorlar efendim. Ellerinize sağlık. Yemekler pek nefis olmuş. Afiyet olsun efendim. Gerçi nefis olmasa da gene de yerdim ya. Ay nerede kaldı bunlar? Bana bak. Galiba en iyisi Mazhar'ı cepten aramak. Sen otur anne. Sen otur, ben arıyorum. Tamam, peki. Pişirip yesek mi muhteşem abi? Pişirip yiyelim de kemiklerini kim yiyecek? Telefon aç. Nasıl açayım? Ellerim bağlı. Ya o zaman ben açayım. Nerede telefon? Cepte.
Alo, kimi aradınız? Pardon ama bu numara abim Mazhar'ın numarası değil mi? Evet, abinizin telefon numarası sayın ve kıymetli ve değerli hanımefendi. O halde abimle görüşebilir miyim lütfen? Hayır Firdevs Hanım, maalesef görüşemezsiniz. Siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ayrıca neden abimle görüşemiyormuşum? Çünkü abinizin şu an ağzı dolu. Leblebi onu yiyor da. Leblebi onu yerken konuşmaya kalkarsa her taraf leblebi onu olur tabi. Hem ağzı bu şekilde doluyken konuşursa pef 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 diye konuşur ya. Pef pef pef. Duydunuz mu? Ya peki siz kimsiniz? Ben mi? Hatırlar mısınız Firdevs Hanım? Bir zamanlar salak ama gururlu bir bakkal vardı. Ne? Anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Ha? Ben ne diyorum ya? Allah Allah! Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Üstelik sesi de tanıdık bir sese benziyordu. Allah Allah! Ay evlenir ayak başlarına bir iş gelmese ay, bari. Ay, yok canım! Mazhar aslan gibi oğlan. Ne gelecek başlarına? Hiçbir şey gelmez. Flaş, 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 flaş! Sayın seyirciler, demin ki flaş haberle ilgili olarak çok flaş bir gelişme daha elimizde geçti. Sayın seyirciler, bu iki salak bakkalın kimlikleri tespit edildi ve robot resimleri çizildi efendim. Şimdi ekranlara bu iki salak bakkalın robot resimlerini getiriyoruz efendim. Bu robot resimleri bilen veya gören varsa sayın seyirciler, ne var? Güzelim, burada flaş haber sunuyoruz. He? Bu da mı flaş haber? Sayın seyirciler, bu flaş haber de şu anda elimize geçti. Sayın seyirciler, bu iki salak bakkalın dükkandaki ruhsattan fotoğrafları ele geçirilmiş. Şu anda size bu fotoğrafları sunuyoruz. Buyurun izleyin efendim. Ah, anne! Hı? Bu bizim bakkal muhteşemli muhterem değil mi? Evet sayın seyirciler, isimleri Muhteşem Özirsaliye ve Muhterem Özmuhtasar olan bu iki bakkalın kimi kaçırdıklarını da tespit etmiş bulunuyoruz. Rehinenin birinin düşürmüş olduğu kimlikten fotoğrafını ve ismini bulduk efendim. İşte bu rehinenin ismi ve resmi. Mazhar diye mi bu? Ay evet abim. Ne oluyor bu acaba? Ay başımıza gelen. Ay. Sayın seyirciler, Mazhar Mahmutoğlu isimli rehinenin hayatından endişe ediliyor. Evet. Allah Allah! Ya niye kaçırmışlar bu salakları? Ay yarabbim, ay yarabbim. En taze, en flaş, en flaş haberler bizde efendim. Ey yarabbim, bugünleri de mi göreceksin? Ben aslan mıyım? Aslan izinliyim canım. Ay ne olur yalvarırım, bırakın bizi. Durumumuz hiç de sandığınız gibi değil. Az zamanımız var. Evet, hadi bizi bırakın. Söz veriyoruz. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hadi. Boşuna çenenizi yormayın. Rehine sayısı azken bir de sizi bırakamayız. Ya bırak şimdi şu rehine meselesini. Yerimizi her an tespit edebilirler. Burayı derhal terk etmemiz gerekiyor. Benim bildiğim çok iyi bir depo var. Oraya gidelim. Kalkın bakayım hadi yürüyün. Nasıl yürüyelim? Ayaklarımız bağlı. Siz de ama problemli çıktınız ama. Elleriniz bağlıyken konuşamıyorsunuz. Ayaklarınız bağlıyken yürüyemiyorsunuz. Çöz şunların ayaklarını muhterem. Ay ben damatlığını göremeyecek miyim yavrumu? Ay keşke onun yerine beni rehin alsalardı beni. Refik bizim de evliliğimiz abimin evliliğine bağlı. Tamam Firdevs merak etme Mazhar'ı bulup kurtaracağım. O salakların evini biliyorum ben. Ben de seninle geliyorum Refik Bey oğlum. Belki bir yardımım dokunabilir. Ama Gazanfer Bey amca bu işler için biraz yaşlı sayılmaz mısınız? Ben mi? Merak etme gençliğimde bir ara boksla ilgilenmiştim. Öyle mi? O zaman gidelim. Gerçi boksla ilgim round başlarken gong çalmakta ama olsun gene de. Olsun olsun kurtarırız. Hadi Gazanfer Bey. Ay ben beni kuşsun ne yaparım bunlar. Bırak ben şunu bana sen karışma. Geçin şöyle göreyim bakayım. Allah'ım ya. Geç. Muhteşem. Ya kardeşim. Bizi bırakın. Olayın kaza olduğunu söyleyelim. Sizin neyinize tanıklık yapalım ya. Ya ne olur çok konuşma sus artık. Birçok Avrupa topluluğu zaten bizim peşimize düşmüş durumda. Sizi öldürmek zorundayız. Geçin şöyle. Nereye geçelim ya? Böyle geçin. Ya oturun kardeşim şöyle ya. Ya sen bakkalsın ne işin var böyle şeyde? Ya ne bileyim ya. Git zeytinli peynirini sat ya. Tamam sizi öldüreyim satacağım. Geldim kanka. Eller yukarı lan. Kimse yok burada. Nerede olabilir bunlar? Ama ışıklar yanıyor. Kimse yok burada ya. Burada da kimse yok. Ya ne yapacağız? Gidelim o zaman. Hadi yürü.
Ne kadar şanssızım. Fani olan bu tek 24 saatin böyle mi geçecekti? Haklısın kardeşim, haklısın. Ay, ne güzel evlenecektik seninle. Annenlerin de sana bulduğu o kızlardan kurtulacaktım. Biliyorum, bu biliyorum. Neyse, önce şuradan bir kurtulalım. Önemli olan bu. Bana bak muhterem. Aklıma dahiyane bir fikir geldi. Ne dersin, ameliyatta tipimizi değiştirelim mi? Değiştirelim ama buradan çıkamıyoruz ki Muhteşem abi. Çıkmamıza gerek yok. Beğenseni sen de beni ameliyat edersin buradan. Yat bakayım şöyle. Ya Muhteşem abi yapma. Ya. Yapma Muhteşem abi. Ay ay ne feci ne feci. Binek kuşum mazarım. Biraz sonra şu masada evlenecekti. Ah, ah o bakkalların yüz karası salak Muhteşem'i bir elime geçirsem. Geberteceğim. Lan muhterem, biz hep böyle mi yaşayacağız? Ben dükkanımı özledim. Dükkanımdaki mallarımı özledim. Ben de raftaki mallarımı özledim. Bakın arkadaşlar, muhterem ve muhteşem kardeşler. Ya bizi bırakın. Ortada bir cinayet falan yok. Sizi şikayet falan da etmeyeceğiz. Doğru mu söylüyorsun? Sana inanalım mı? Evet, inanın ve lütfen bizi çözün artık. Aferin size muhterem ve muhteşem. Tarih sizi altın harflerle yazacak vallahi. Hey güzel Allah'ım. Sana binlerce şükürler olsun. İşte sağ salim döndüler ve nikahları kıyılıyor. Ne olur şu bana çıkarttığın aksiliklerin %1'ini onlara çıkart da evlenemesinler. Hatta yok et gitsin şu Ebru kahvesine. Kahve! Evet. Efendim bir haftalık aradan sonra yine yeni bir Mahşar Bey nikah töreniyle karşınızdayız. Hadi memur bey hadi kıyın gitsin artık şu nikahı. Efendim lütfen bir dakika. Bakın efendim artık belediyeler biz nikah memurlarına artık masa başında espri yapma hakkı bile tanımışlar. Ya efendim bakın evrak da hatta burada. Fesübhanallah ya Rabbim çattık gene. Neyse efendim şey yapalım. Esprileri nikahtan sonra yaparım. Evet. Efendim siz Menkıboğlu Mahşar Mahmudoğlu. Nuri kızı Ebru'yu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Ay evet dedi. Peki siz Nuri kızı Ebru, Mahşar Mahmudoğlu'nu eşliğe kabul ediyor musunuz? Ruhum. Aşkım fani olma süren bitti, evlenemeyeceğiz. Olsun be ruhum, biz seninle zaten evli değil miyiz? Bunu bizden başka hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Öyle değil mi? Ha? Ruhlar kraliçem. Yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.